Merhaba sevgili seyirciler. Hepinize sağlıklı, başarılı, mutlu bir gün diliyorum. Yeni bir yaşam ve spor programında birlikteyiz. Bugün programın ağırlık olarak atletizm üzerine konuşacağız. Ve atletizmde bizim duayenimiz, hocamız Nurullah Candan, Celal Bayar Üniversitesi'nden emekli olan hocamız Nurullah Candan'la bu söyleşiyi gerçekleştireceğiz. İzninizle ben Nurullah Hocam'a bir kez daha sizin huzurunda hoş geldin demek istiyorum. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Sağ olun. Zevkli oldu hocam. İzleyenlere de iyi günler, iyi izlemeler temenni ediyorum. Sağ olun hocam. Sizinle sohbet etmek buraya nasip oldu. Öğrenciyken yani, sohbete gelmiyorduk. Vallahi. Hocam sınavlar, şunlar bunlar falan derken biraz sizlerden uzak kalıyorduk. Ama kısmet böyleymiş galiba, bugüneymiş. Evet. Umarım keyifli bir sohbetten siz de keyifli ayrılırsınız. Dilerim öyle olur. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Nurullah Candan atletizme çok emek vermiş. Çok yarışmacı olarak çok emek veren, aynı zamanda eğitimci olarak da eğitim veren birisi. Aynı zamanda 1968 Meksika Olimpiyatlarında yanılmıyorsam Türkiye'yi temsil eden 5 sporcudan birisi. Dolayısıyla Nurullah Hocam, bizler için bir duayen, bizler için bir ansiklopedi, yürüyen bir ansiklopedi. Dolayısıyla bu programda ben eminim ki Nurullah Hocam'la çok keyifli sohbetler edeceğiz ve siz de keyifle izleyeceksiniz, eminim, bundan eminim. Gelin isterseniz Nurullah Hocam'ın biraz kendi yaşamından, kendisinin ifade ettiği şekilde bir tanıyalım. Siz de tanıyın, ben elbette tanıyorum. Kitabından da söz edeceğim size. Ama Nurullah Hocam kendisini biraz bize ifade ederse ne der, neler söyler hocam? Spor nedir kavram olarak içine düştük. Fakat bunun ne olduğunu çok geç yaşlarda, geç dönemde öğrenebildik. Spor eskiden bir yarışma mantığıyla ele alınırdı sadece. Ama tabii spor sadece bir yarışma değil. Elbette. Spor aslında çocukların oyunlarının büyükler tarafından icra edilme şeklidir. Ve büyük ölçüde yaşamla mücadele, yaşam mücadelesi içinde ortaya çıkmıştır. Ve şekillenmiştir. Ve binlerce yıldır da insanları ciddi olarak etkilemektedir. Evet. Sporun kökeni, kaynağı sürekli olarak eski Yunan olarak görülse de bu tez bugünlerde oldukça tartışılmaktadır. Evet. Aslında sporun daha derin kaynakları Anadolu kültüründe evet, vardır. Hareket, evet. Yani insan ortaya çıktığından beri öyle düşünürsek. Evet. Tabii hareket sporun ana temasıdır. Hareket yaşamın ana temasıdır. Yani hareket olmayınca yaşam olmaz. Yaşam duruyor. Yaşam hareketle başlıyor, hareketle bitiyor. Tabii bu hareketin şekillenmesi, spor haline gelmesi 19. yüzyılın sonlarında başlayan bir hareket, kurumsal hale gelmesiyle gelişmiştir. Büyük ölçüde o döneme kadar spor çok dar anlamda ele alınan bir kültürel olayken olimpik hareketle birlikte, modern olimpiyatların tesisiyle birlikte genel olarak yerküreye yayılmaya çalışılmıştır. Ama bu hemence gerçekleşememiştir. Çok uzun bir süreç. Çok zor olmuştur çünkü yeni bir olgu insan yaşamına yeni girmiyor ama yani kültürel anlamda bütün ülkeleri etkileyecek bir olgu haline gelmesi ciddi zaman almıştır. Elbette. Bana göre en büyük hızı da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra evet, kazanmıştır. Daha çok nasıl derseniz şöyle. İkinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan iki blok yaşamın her alanında yarışmaya ant içmişler. O zamana kadar o bloğun bir tarafındaki Sovyetler
sporu sadece kitle için düşünürken, evet, kitle sporunu öpüyorum. Bu yarışmanın içine girmiş ve ben de varım demiştir. Hı hı. Ve bundan sonra işte spor iki blok arasında sanki bir soğuk savaş enstrümanı olarak hızla gelişmiştir. Yarışmacı boyutu daha ön plana çıkmış. Yarışma boyutu çünkü yaşamın her alanında yarışacaksak orada da yarışacağız. Yarışma deyince de o zaman sadece madalya, başarı bilmem ne söz konusuydu. Ama tabii daha sonra bizim sadece yarışma anlamında ele aldığımız sporun başka alanlarda da önem kazandığını görüyoruz. Mesela sağlık için spor olayı ciddi bir boyut kazanıyor 1950'lerden sonra. Belki de aslında bizim de daha çok tercih ettiğimiz ya da bakış açımızda biçimlendiren şey o değil mi hocam? Yani spor aslında sağlıklı yaşam için, sağlıklı yaşam boyutuyla yapılmalı ama endüstrileşme, bu söylediğiniz kamplaşma, kutuplaşma sporu o alandan ziyade daha çok yarışma boyutuna, başarıyı da yarışma, birinci şampiyon olma yoluna götürdü. Ne dersiniz? Yani tabii bu zaman içinde şey yapılan, baskılanan bir durum oldu yarışma. Hı hı. Özellikle Soğuk Savaş'la başlayan spor, Demir Perde'nin 1990'larda yıkılmasıyla, yıkılmasıyla Berlin Duvarı'nı başka bir şekle döndü. Nasıl başka bir şekle döndü? İşte o zamana kadar özendirilen amatör spor bir anda profesyonel bir şekil aldı. 1992 oyunlarında profesyonel basketbolcular olimpiyatta boy gösterdi ki dünyanın en çok para kazanan sporcularıydı. Yine profesyonel tenisçiler. Yani şimdi böyle olunca rekabet başka alanlara doğru evrildi. Onun ortaya çıkmasında bir, herkes için spor malzemesi, sanayi, bütün herkesin tüketimine açılan bir iş kolu olarak karşımıza çıktı. Bu çok önemli. Ve tabii bu arada değişik şeylerle, projelerle işte jogging projesi Amerika'da gelişen, Avrupa'da, Almanya'da gelişen trim trap şeyi, trim trap yani eğlence için spor bütün insanlara şey yapılmış durumda bir hale geldi ve haliyle tabii spor malzemesi üreten sanayi kollarında çok ciddi kazançlar elde etmeye başladı. Hocam araya giriyorum. Yanlış anlaşılmıyorsam spor endüstrisi dünyada 5. sektör noktasında, yani spordaki endüstrileşmenin geldiği boyutlar çok ciddi bir rakam. Öyle biliyorsanız doğrudur. Ben şey yapmıyorum. Evet, yani dünyada 5. sırada bir spor endüstrisi var. Malzemesiyle, işte yarışma aletleriyle, gözlüğüyle, kıyafetiyle falan çok ciddi bir endüstri. Böyle bir endüstrinin içerisinde de sporda gelen noktaları da görüyoruz. Yarışma boyutu ön planda. Yarışma boyutu ön planda derken, yani şimdi spor öylesine yaygınlaştı, öylesine kitlelere şey yapıldı ki, yarışma boyutu arka plana çekilmeye başladı. Daha ben çok böyle düşünüyorum yani. Bu sizce daha çok hangisi ön plana çıkmaya başladı? Yani yarışma boyutu geriye çekildi. Çünkü o kadar çok çeşitlendi ki spor. Yani diyelim ki X spor varken Y, Z bir sürü spor oldu. O kadar çok geniş alana yayıldı ki bu alana yönelen insanların hepsi bu işten büyük keyif almaya, zevk almaya başladı. Önce hobi olarak başlayan sporlar, eylemler bile yarışma haline döndürüldü. Bu neden böyle oluyor? Orada liberal ekonominin temel felsefesi yarışma. Yarışma. Onun için o yarışma sürekli sporu geliştirdi ya da işte spor eylemini, spor olayını geliştirdi. Bugün çok daha farklı bir boyuta geldi. Hocam yarışma boyutu sporu geliştirdi de diye söylüyoruz. Ama bir tarafıyla da spora olumsuz katkıları da olmaya başladı.
Yani spordaki bizim görmek istemediğimiz o etik olmayan davranışlar, o spor ahlakını istediğimiz, arzuladığımız dallardaki şeyler, ahlaki değerler gitti. Yani ortaya doping çıktı. Ortaya farklı şeyler çıktı. Çünkü yarışma boyunca birinci olacaksın. Birinci olmak için ne yaparsan yap, her şey mübah noktasına geldi. Ne dersiniz? Evet. Yani liberal ekonomi bir yere getirdi ama bir taraftan da o spordaki bazı değerleri yıktı mı? Anlıyorum sizi ama yani sporun özünde zaten bu vardı. Yani spor... Ama şöyle bir şey de bakın, spor centilmenlerin oyunu olarak ortaya çıktı. Yani başkalarını aralarına almıyorlardı. Doğru. İngiltere'de soylular. Ama olimpik hareketin içine girdikleri zaman oraya herkes gelmeye başladı. Siyahlar, bilmem neler, farklı gruplardan insanlar. Önce reddettiler. Önce kabul etmediler. Çünkü farklı, onlar başka bir şeyin kameranın insanları. Onlar farklı. Ama bu taraftaki insanlar kendilerini zorundan kabul ettirdiler. Artık kaçamadılar. Bir de şu var, bakın spor her ne kadar centilmen oyunu falan filan derler, hiç de centilmen falan değildir. Yani orijininden itibaren sporda her şey vardır. Yani yarı yolda koşuya katılıp maraton kazanan Yunanlı atletler vardır. Şikeyden şey yapan, doping diye birinci olan atletler vardır. Doping sonradan, doping çok sonradan çıktı. Yani şimdi spor etiği mesela gibi. yöneticilerin ırkçı yaklaşımları vardır. Mesela 1912 olimpiyatını kazanan Jim Thorpe, büyük atlet, dekatloncu, bu atletin madalyası Amerika'ya döndüğünde elinden alınıyor. Kızılderili diye. Neden? Ana şeyde efendim, beyzbol oynarken süt parası almış. Yani beslenmeleri yarım kalmasın diye 3-5 kuruş takviye ediyorlar, bundan süt için diyorlar ya. O süt parası nedeniyle madalyası geri alınıyor. Adam öldükten sonra torunlarına iade ediliyor madalyası. Hemen burada araya da gireceğim. Şey de öyle değil mi hocam? Muhammed Ali de Vietnam Savaşı'na karşı çıktığı için ve şey yaptı. Yani ben niye Vietnam Savaşı'na gideyim, savaşayım deyince madalya seninle ve uzun sürede yarıştırılmadı. Karşı çıkanlar her zaman cezalandırıldı. Mesela Tommy Smith 8 oyunlarında. Yani spor çok da temiz bir kurum değil aslında. Hocam nasıl kullanıldığına bağlı değil mi biraz daha? Ama zaten öyle özünde var yani. Bakın ama bütün dünya sporunu elinde tutan spor baronları hiç de temiz değiller. Onlara katılıyorum. Yani ben şu tarafıyla da söylemek istiyorum. Yani bir tarafıyla da bizim bildiğimiz, İşte öğrendiğimiz, okuduğumuz, siz hocalarınız da öğrettiği şeyler, yani spor kardeşliktir, dostluktur, barıştır. Çok güzel şeyler. Bir halktır, halkların din, dil, ırk şeyin olmadığı bir anlamda düşündüğüm için söylüyorum. Yani bu anlamda da düşündüğümüz zaman spor böyle olması gerekir ama dediğiniz gibi ekonomi, işte baronlar, bunlar ortaya çıktı. Endüstrileşme ortaya çıktıkça, kar hırsı ortaya çıktıkça belki bu tarafıyla yarışma boyutundaki bu pislikleri görmeye başladık. Yani sadece tabii sporcuların büyük ölçüde birbirlerine centilmence davrandıklarını biliyoruz, centilmence. Ama hepsi böyle olamaz, bunu iddia edemeyiz. Peki hakemler, yöneticiler çok mu centilmen? Hayır. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani yıllarca hakemlere karşı çıkıldı. En sonunda görüntülü kontrol sistemleri kondu. Neden? Demek ki temiz değil. Ve şimdi görüyoruz, bakıyoruz bir maçta 15 kere adam şeye gidiyor, hakem. VAR sistemine gidiyor. Demek ki geçmişte kasıtlı bir sürü eylem hakemlerin sutcesinin gerisinde kaldı. Bunlar çok yaşandı. Yani olimpiyat tarihi bunlarla doludur. Hala da öyledir. Siz de onu soracaksınız zaten biraz. Evet, yani evet, ikinci bölümde bunu konuşacağız. Ama işin içine dediğiniz gibi hakemler girdiği zaman özellikle futbol alanlarında görüyoruz. Her ne kadar ben farklı bir dalda hakemsem ama diğer futbol hakemlerinin kuralları, bunu söylemek belki çok şey olmayacaktır.
radikal olmayacak bir kuralları bilmeyen hakemler için söyleyi düşünebiliyoruz. Çünkü bir oyundaki kural bir takıma geçerli oluyor. Ertesi günkü bir bakıyorsun aynı kural diğer takıma geçerli oluyor. Yani burada... Dolayısıyla hakeme güven, Türkiye'de hakeme güven, yani futbol alanlarında özellikle hakeme güven inanılmaz derecede azaldığını düşünüyorum. Sadece futbolda olsa... Atletizmde olanı da biraz sonra konuşacağız. Yani sadece futbolda değil. Yani güven sarsıldığı için, güven duygusu zedelendiği için zaten yeni sistemlere doğru gidiş var. Belki de bir gün robotlar yönetecek maçları. Yani şimdi o sisteme doğru dönüş var. Hocam aslında ben böyle daha çok Nurullah Candan'ın spor arası başladığı atletizm onun için ne ifade ederken biz bir anda spor bizi alıyor işte bir yerlere götürüyor. İsterseniz onu ikinci bölümde devam edelim. İkinci nasıl bölümde Nurullah Hocam'ı biraz daha tanıtalım isterseniz izleyicilere. Dolayısıyla atletizm kısmında, diğer boyutta ve sporda gelinen bu olumsuzlukları siz bir eğitimci gözüyle nasıl giderilebilir, ne olabilir, ne yapılabilir de spor temiz kalsın diyebiliriz. Bunu belki tartışacağız, bunu belki konuşuruz. Onu da ikinci bölüme bakalım. Ne dersiniz? Tamam, uygundur. Tamam hocam. Sevgili seyirciler, Yaşam ve Spor Programı'nda bu hafta konuğum Celal Bayar Üniversitesi'nden emekli olan ve Türkiye atletizmine çok büyük katkıları olan Nurullah Candan. Nurullah Candan'la söyleşimize bir ara verdikten sonra tekrar devam edeceğiz. Hocamla konuşacağımız daha çok şeyler var.